Yavaş yavaş sorulara da dönmek istiyorum. Çok fazla soru var. Adem Bey ve Onur Bey sormuş. Ben ikisini birlikte hemen soracağım. Yerli yabancı statüsüyle alakalı. Adem Bey demiş ki yerli statüsünden dolayı Uğurcan ve Eren haricinde bir Türk için sağ kanatta Ömür mü yoksa Yusuf Yazıcı mı oynar? Onur Bey de demiş ki Bruno Perez 14. yabancı oldu. Artı bir kuralına uymuyor. Bu sene oynama ihtimali nedir? Yok. Yani Bruno Perez'den başlayalım. Devre arasına kadar Bruno Perez'in oynama ihtimali ligde bulunmuyor maalesef. Çünkü Trabzonspor Türkiye Futbol Federasyonu'na 13 oyuncusunun lisansını tescil ettirdi. Bruno Perez'in de lisansı çıkartıldı ama 13 artı 1 aslında bu kural ve o artı 1 oyuncunun 98 doğumlu ya da daha küçük yaş grubunda olması gerekiyor. Bruno Perez bu kurallara uymuyor maalesef. O yüzden Bruno Perez'in devre arasına kadar forma giyme ihtimali bulunmuyor. Dün ilk kez çok uzun bir aradan sonra takımla çalıştı. Çok kısa bir süre topla çalışma yaptı ve ardından antrenmandan ayrıldı ve Abdullah Hoca onunla ilgili de Kasım ayındaki Dünya Kupası arasından önce tam olarak takımla çalışma ihtimali bulunmuyor. Ardından da zaten devre arası transfer dönemine gireceğiz ve kararımızı orada vereceğiz dedi. Yani Bruno Perez'in şu an oynama ihtimali bulunmuyor. Öncelikle onu söyleyelim. Yerli kuralına gelecek olursak çok doğru bir soru. Uğurcan'ı koyuyorsun. Eren Elmalı'yı koyuyorsun Türk Trabzonspor'da ilk 11'e yerli olarak ama üçüncü isim kim olacak? Yusuf Yazıcı mı olacak? Abdülkadir Ömer mi olacak? Umut Bozok mu olacak? Şu an bu isimler biraz daha ön plana çıktığı için söylüyorum. Şöyle bir çözüm var burada. Ya son maçta yaptığı gibi Umut Bozok'la başlayıp Maxi Gomez'i yedekte bekletecek Abdullah Avcı. Ya da Abdülkadir Ömür veya Yusuf Yazıcı'dan birini sağ kanata atarak kısmen de olsa bir geçiş dönemine girecek. Çünkü ikisi de aslında sağ kanatta oynayabilen oyuncu değil ama orayı idare edebilen oyuncular. Hem Yusuf Yazıcı hem de Abdülkadir Ömür. İkisi de bir kanat orijinli futbolcu değil. Yani çizgiden alıp içeri kat edip veya çizgiden orta keseceğini bekleyeceğimiz tarzda oyuncular değil. Zaten Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür'ün de oyun anlayışı arasında çok ciddi farklılık var. Dolayısıyla yani Yusuf'la başlamak veya Abdülkadir Ömür'le başlamak hocanın Kayserispor oyun planı, Kayserispor'a karşı oynayacağı oyun planının da şifrelerini verecektir. Ama Yusuf Yazıcı ile ilgili şunu söyleyelim. Dün antrenmanda dizi sarılı bir şekilde antrenman yaptı. Hala sakatlığını tam olarak atlatabilmiş değil. Yeni yeni form tutmaya başladı 2 haftalık aradan sonra. O yüzden ilk 11'de oynama ihtimali Abdülkadir Ömür'e göre daha düşük. Maxi Gomez de çok formda ve Uruguay milli takımının Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer açmak istiyor ve bunun için oynamak istiyor. Yani oynamak istiyorken ve antrenmanda dün 3 gol bir asistlik performans sergiledi. Yani gerçekten bu attığı gol veya yaptığı asistin dışında çok istekliydi Maxi Gomez ve bunu çok net bir şekilde hissettiriyor herkese. O yüzden Maxi Gomez'le başlayıp muhtemelen Abdülkadir Ömür'ü sağ kanata atarak bir geçiş dönemini, en azından Kasım ayında dönecek olan Vişçe'ye kadarki bir geçiş dönemini çözmeye çalışacak Trabzonspor. Ama Vişçe geldikten sonra yerli kuralı nasıl çözülecek, nasıl Abdullah Hoca kararlar verecek açıkçası işin içinden biz çıkamıyoruz. O zaman muhtemelen hoca şöyle bir çare arayacak. Hamşi şu an olduğu 8 numarada da değil, biraz daha geri çekerek önünde ya Abdülkadir Ömür'ü ya da Yusuf Yazıcı'yı oynatacak. Çünkü bunun başka bir alternatifi de bulunmuyor açıkçası. Chatbox'ta da buna istinaden bir sohbet var. Yücel Bey demiş ki Canini oynayabilecek mi? Sağ kanatta oynarsa maçı rahat kazanırız. O zaman Ardından Umut Bozok'la başlamak zorundasın. Onur Bey de demiş ki Yücel Bey Canini oynarsa üçüncü Türk kim olacak? İşte o zaman Yanini ile başlarsan Umut Bozok'u forvet oynatacaksın. Maxi Gomez'i kulübeye çekmek zorundasın. Bunun başka bir çıkar yolu yok. Yani Doğucan'ı ilk 11'de başlatmayacak hoca. O yüzden yani başlatmadı şu ana kadar. O yüzden Doğucan hamşik yaparsa belki hani bir çözüm bulabilirsin gibi yorumlayabiliriz. Ama şu an öyle bir ihtimal çok düşük gözüküyor. Çünkü Siopis oynadığı maçlarda gerçekten çok iyi bir görüntü ortaya koydu. O yüzden Canini başlarsa tek ihtimal var Umut Bozok ama Maxi Gomez şu an formanın daha yakınında. Yani formayı almayısı beklenen isim. Şöyle bir şey söyleyelim. Canini Semedo'nun kalf yani sol ayak arka adalesinde bir spazm söz konusu ve şu ana kadar milli arada henüz takımla hiç çalışma yapamadı ve 2 antrenman kaldı.
Yani bu iki antrenmana katılsa bile Abdullah Hoca onu riske atıp direkt 11'de başlatmaz. O yüzden Canini'nin 11'de oynama ihtimali düşük. Kadroda olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Murat Bey'in bir sorusu var. Victor Hugo'nun ailevi problemleri olduğu ve ayrılmak istediği doğru mu? Ben bu konuda bir bilgi sahibi değilim ama geldiği andan itibaren zaten Victor Hugo ile ilgili hep bu tür haberler yapılıyor, bu tür bilgiler ortaya çıkıyor. Bunları Abdullah Hoca da doğrulamıştı. Victor Hugo ayrılmak istiyor. Kendisi bunu bize dile getirdi ama konuşup ikna etmiştim dedi Abdullah Hoca. Dolayısıyla yine bu tür söylemler çıkması çok normal. Ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Ama ben henüz yani oyuncu tarafından veya kulüp tarafından bunun bir teyitli bilgisine sahip değilim. Ama Trabzonspor kulübü de öyle her oyuncu tamam ben gitmek istiyorum dedi diye tamam ya gitmek istiyorsan yolun açık olsun diyecek bir kulüp değil. Yani sonuçta Victor Hugo'ya ihtiyacı var bu takımın ve şu anda Bartra'nın yanında Kayseri Spor maçına 11'de çıkacak bir oyuncu. O yüzden hani çok böyle bir ihtimal görmüyorum şu an için. Ha, sezon sonu olursa iş değişebilir. Devre arası bile gitse çok ciddi sıkıntıya girer takım yani. Yine devam edeceğim ben hani 11'den teknik kadro kadrodan ama şampiyonluk belgeselini soruyorlar ısrarla. O belgeselde durum nedir? Onunla ilgili bir bilginiz var mıdır? Bu arada onu cevaplayacağım ama şu an Trabzonspor Kulübü antrenman görselleri paylaştı. Larsen geldi antrenmana çıktı. Hatta çok da güzel bir fotoğraf var. Larsen, Umut Bozok, Marek Hamşik muhtemelen ayak tenisi oynadılar. Kazanan taraftalar. Diğer tarafta da Bartra Bardi, Maxi Gomez üçlüsü. Teknik kapasitesi yüksek oyuncular muhtemelen ayak tenisini kazanan taraf. Güzel görüntüler, keyifli fotoğraflar paylaşmış kulüp. Gerçekten güzel fotoğraflar bunlar. Yani antrenman oldukça neşeli geçti ve akşam da muhtemelen yine bir antrenman daha yapacak Trabzonspor. Çift antrenmanla belki ama hafif tempolu tabii yoğunluğa bağlı olarak. Şöyle belgesel konusunda normalde Eylül ayı içerisinde, özür dilerim Ekim ayı içerisinde sunulacağı söylenmişti ve Ekim ayına artık çok az bir zaman kaldı. Yani 2 gün sonra Ekim ayına giriyoruz ama bu konuda henüz netleşmiş bir tarih yok. Hazırlıklar tamamlanmak üzere bilgisi verilmişti en son ama son süreç hakkında da yeni bir bilgi paylaşımı yapılmadı açıkçası bizlerle. Yine chatbox'a döneceğim ben. Çok fazla soru var. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Ben bunu söylemek isterim. Çünkü burada böyle takımlar oluşturuldu, 11'ler kuruldu. Aralarından seçiyorum. Eğer soramıyorsam kusura bakmayın. Sırayla sormaya çalışıyorum elimden geldiğince. Mehmet Bey demiş ki, Pişça gelince Hamşik, Yusuf, Bakasetas orta sahası olur mu? Az önce söyledim. Yani başka bir ihtimal kalmıyor. Ya Hamşik, Yusuf, Bakasetas yapacaksınız ya da Hamşik, Ömür, Bakasetas yapacaksınız. Yani tabii Bardi'yi de yok saymayalım. Bardi şu an taraftarlar tarafından son dönemdeki performansı sonrası biraz arka plana atıldı ama teknik ekibin düşüncesi aynı noktada değil. Yani bir alışma süreci var. Sonuçta çok uzun yıllar İspanya'da istikrarlı bir şekilde oynamış oyuncudan bahsediyoruz. İspanya Ligi, İngiltere ile birlikte Avrupa'nın en köklü ligi. Yani bu kadar istikrarlı oynayan bir oyuncuyu 3-4 maçta kötü deyip bir kenara atabilecek durumda değil Trabzonspor Kulübü ki bonservisini alındı ve yatırım yapılan bir oyuncu. Ama şu an Bakasetas daha formda. Yani burada dediğim gibi Visca geldikten sonra tek çözüm olarak bu gözüküyor. Yani Hamşik'i biraz daha geri çekerek Hamşik, Yusuf, Bakasetas veya Hamşik, Ömür, Bakasetas'la bir çözüm arayacaksınız. Bunun başka bir ihtimali şu an için bulunmuyor. Larsen de form olarak çok tartışılıyor. Özellikle son haftalarda Bartra ile birlikte hatta son maçta Bartra son dakikada gol attığı için çok konuşulmadı tabii. Attığı gol birçok şeyi kapattı belki ama Bartra ile birlikte yenilen gollerde ikisinin de çok net hataları vardı. Ama bu tarz inişler çıkışlar olabilir. Larsen sonuç olarak Danimarka milli takımında oynayan Trabzonspor'un da çok ciddi beklenti içerisinde olduğu bir oyuncu. Ama devre arasına kadar form grafiği çok belirleyici olacaktır. Bruno Perez geliyor, iyi bir şekilde geliyor ve oradaki rekabet formayı onun adına zorlaştırabilir açıkçası.